Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün sahadan maçın hikayesi videosunu Beyoğlu Stadı'ndan çekiyoruz. Bugün 12 Ocak 2019 Pazar. Yaklaşık 3 derecelik bir sıcaklık var Beyoğlu Stadı'nda. Süper Amatör Lig 2. grup 19. hafta maçındayız. Ev sahibi Beyoğlu Yeni Çarşı 52 puana sahip ve playoff'u garantiledi. 3. sıradaki Nişantaşı ile oynuyor. 37 puanı var. Nişantaşı da ikincilik için oynuyor. Önlerinde hemen bir puan önünde Dikilitaş var. Onları geçmeye gayret ediyorlar. İki takıma baktığımızda dediğim gibi Beyoğlu Yeni Çarşı çok ekstra bir takım kurdu. Dolayısıyla 52 puanla lider durumdalar. Ertuğrul Yiğit var Beyoğlu Yeni Çarşı'nın başında ve oldukça iyi bir performans göstererek 18 haftada sadece bir beraberlikleri var. Diğer kalan maçların tamamını kazandılar. Mehmet Kaplan'ın takımı Nişantaşı ise daha mütevazi bir kadroyla mücadele ediyor ama onlar da oldukça iyi bir performans gösterdiler ve playoff için şansları devam ediyor. Mehmet Kaplan'ın takımı da son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Güzel bir maç olacağını umuyorum. Maçtan birçok fotoğraf da çekeceğim. Fotoğrafın linkini videonun altına bırakacağım. Maçtan sonra da futbolcular ve hocalarla röportaj yapmaya gayret edeceğim. Maç içerisinde görüşmek üzere. Gol oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor 1-0 ön geçti. Dakika 52. ...90 oldu. 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Beyoğlu Yeniçeri Spor'un Nişantaşı serbest vuruş kullandı. Tehlikeli bir pozisyonu savuşturdu defans. Şimdi bir kontra atak oldu. Şut ve yandan avut. İkinci golü kaçırdı gelişen kontra ataktı ve maç sona erdi. Beyoğlu'nda Beyoğlu Yeniçeri 1, Nişantaşı 0. Evet, Beyoğlu Stadı'nda maç bitti. Lider Beyoğlu'nun çağrışı Nişantaşı'nın 1-0 mağlup etti. Golü de Samet attı. Evet Samet, bugün yağmurlu bir havada oynandı maç ve zorlu bir maçtı. Soğuk da bir hava. Kazanlarız. Güzel bir frikik gol attın. Neler söyleyeceksin? Valla takımla beraber bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Biz hedeflerimiz daha yüksek. Yani hep her sene bir lig atlamak istiyoruz. Takımımızla beraber. Başkanımız, hocamız, bütün camiamız olsun. Hepsi yani gönülden bu işin elinin altına koydular hep beraber. Biz hiç kimseye mağlup olmadan Allah'ın izniyle Bal Ligi'ne çıkıp ondan sonra da devam ettirmek istiyoruz bu yenilmezlik serimizi. İnşallah böyle devam eder. Gol için neler söyleyeceksin? Rakip kaleci gerçekten iyiydi. Oldukça iyi pozisyonlar kurtardı ama senin frikikte bir şey yapamadı, kıpırdayamadı. Allah'ım da yardım etti bana. Güzel bir vuruşla gol oldu. Çok mutluyum. Sağ olun, teşekkürler. Peki, başarılar. Teşekkürler. Evet, yanımda Beyoğlu Yeni Çarşı teknik sorumlusu Ertuğrul hocamız var. Hocam, bugün yağmurlu bir havada zorlu bir maç oldu. Oyun kontrolü sizdeydi ama yine de golü bir türlü bulamamıştınız. İkinci devre güzel bir frikik golüyle maçı kazandınız. 18 galibiyet, bir beraberlik oldu herhalde. Namalup devam ediyorsunuz. Evet. Artık da geçen hafta garantilemiştiniz playoff'u. Evet. Bugünkü maçı değerlendirirse kısaca neler söylersin? Oyuncularımızı her gün gelişmek için hazırlıyoruz. Maçların hepsi tabii motivasyon bozukluğu biraz oluyor puan olarak garantileyince ama biz şunu sağlamaya çalışıyoruz. Beyoğlu Çarşı oynadığı her maçı kazanmak için çıkıyor. 2000
puanına falan bakmıyor. Oyuncularımız her gün kendini geliştirmek için çalışıyorlar. Biz bunun için uğraşıyoruz. Şampiyonluklar, diğerleri hepsi arkasından gelecek şeyler. Önemli olan genç çocukları ileriki liglere hazırlamaya uğraşıyoruz. Biz geliştirmeye uğraşıyoruz. Amacımız, ilk amacımız kulüp olarak bu. Teşekkür ediyorum ben. Hocam 2 sene, 3 sene önce Ali Bekir Spor'u şampiyon yaptınız. Bu sene de Beyoğlu Yeniçarşı ile avantajlı durumdasınız. Şöyle geçelim hocam. Yeniçarşı'da da playoff'u da zaten garantilemiştiniz. Transfer var mı bu arada? Herhalde İlham geldi. İlham geldi. Bir de Şenol Yıldırım aldık, oynuyor. Şenol Yıldırım biraz daha hazır. İlham'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani biraz sakatlıklardan dolayı mecbur kaldığımız transferler ama daha önceden de bu arkadaşlarla sezon başında anlaşmak istemiştik. Süper amatör gelmek istemediler. Sonra takımımızın kalitesini görüp bizi tercih ettiler. İnşallah bundan sonra daha iyi bir takım olacağız. Peki başarılar hocam. Sağ olun.